Olay sırasında durağa doğru yaklaşıyordum. Anons geldi. Böyle böyle şu plakalar açık açtırılmıştır. Konum belirtildi. O sırada araç tam benim önümden geçti. Kullanan bayandı. Ben aracı takibe başladım. Gittiği yönün tersine doğru gittim. Önünü kestim aracın. Arkadan da diğer arkadaşlar gelip hani geçişini engelledik aracın. O şekilde polis ekipleri geldi. Bayanı teslim ettik polise. Olay anında şoför arkadaş ihtiyaç için durağa geldi. O anda da bir bayan yolcu arka koltuğa geldi, bindi aracın. Burada da şoför arkadaş ihtiyacını görüyordu. Biraz arka koltuğa bindiği için biz de şey yapmadık. Ondan sonra arka koltuktan ön koltuğa geçip arabayı çalıştırıp pazar yerine doğru ilerledi. Ondan sonra biz de buradan arkasından baktık, gidiyor. Geldik buradan öbür ticari arkadaşlara anons ettik. İzlediğimiz için, nerede olduğunu gördüğümüz için. Öbür arkadaşlar da takibe başladı. Pazar yerinde bir bayana çarpıyor, kaçıyor. Peşine takılınca biz buradan anons ediyoruz. O yön değiştiriyor. Aynı zamanda da şeyi dinliyor. En son 3-4 araç varıyor çok bulvarında. Aracı yakaladık. Bayanı indirdiler. Ondan sonra polisi aradılar. Geldi oradan teslim aldı polis bayanı. Şoför arkadaş da şikayetçi. Çünkü bayağı bir hasarı var aracın. Orada bir iki yere çarpmış, kaldırıma çarpmış arabayı. Bayağı bir bu ara sokaklarda bayağı bir dolandı. Ben buradan gördüm zaten, izliyorum. Öbür araçları da yönlendiriyorum. Ama o anonsu duyduğu için o da kaçmaya çalışıyor ara sokaklardan. Bu şekilde aracı yakaladık. Yani müşteri olarak da binip aracı arka koltuğa binip özellikle müşteri olarak da binip arabayı kaçıracağı hiç aklımıza gelmezdi. Yani senelerdir bu işi yapıyoruz. Böyle bir şey de başımıza geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.